Evet arkadaşlar. Şimdi depremde bir hafta borsamız kapanmıştı. Kapandıktan sonra açıldığı gün ters ise tavan yapmıştı. Tavan yaptığı günün akşamına bir video hazırlamıştım. Yani borsada herkesi şahmat ettiler diye bir video hazırlamıştım. İnsanlar da gülmüştü. Nasıl şahmat? Ne güzel para kazanıyoruz. Bakın işte tavan, bütün hisseler tavan. Ne kadar coşkuluyuz diye böyle şey yapıyordu. İşte bilmem kim para getirecekmiş, şirketler kendi hisselerini alacakmış. İşte BES fonları gelecekmiş, hükümetin varlık fonu gelecekmiş. Yani milletin parası falan filan. Böyle şeylerle sarhoş olmuşlardı. Borsanın enkazının altında kalacaksınız. Enkaz olacak diye bir video yaptım. Yani bunlar gelecek olabilir, sözle verilmiş olabilir. Bugün tavan dolmuş olabilir ama benim bugünkü görüşüm bu diye şahmat ettiler diye oraya not almıştım. Çünkü bu tavan niye oldu? Ben alacağım dediği için oldu. Yani adam zaten eksi diyelim hisse 20 lira, 20 liradan 12 liraya düştü. 12 liradan satıp daha da düşürüp daha da zararına satmak istiyor adam. Sen diyorsun ki ben hisseleri alacağım. O zaman adam der ki ben niye 12'ye düşüreyim ya? 16'dan bir iki tavan yapayım, 20'den bir daha satayım. Bu karşımdaki adamlar aldıkça ben satayım, sonra tekrar satayım, tekrar düşürürüm, tekrar satarım der. Yani akıllı adam olan adam bunu der ve akıllı olan adam öyle yaptı. Yani depremden sonraki hafta borsa tavan oldu. Niye tavan oldu? İşte o alacağım diyen insanlar tavandan alsın diye yaptılar ve geçicidir. Yani ben daha çok alacağım dersen yine tavan tavan götürürler. Yine yukarılardan elini verirler. Bir noktada alamadığın gün olacak. O alamadığın gün yine aşağı olacak bu adamlar. Biz bunu demeye çalıştık. Yani adamlar istediğini ele geçirdi. Şimdi arkadaşlar, borsada böyle oldu. Şimdi siyasette de şahmat olayı var. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız tahmin ettiğimiz aday tabii. Bizim adayımız tahmin ettik. Yani ben kendisini tutuyorum gibi düşünmeyin de tahmin ettiğimiz aday bir yıl önce 2022'nin Nisan ayında İmamoğlu'ydu. Yani Eylül ayına gelmişik 6-7 ay sonra yine İmamoğlu olacak demişim. Sonra 2 Şubat'a gelmişik yine İmamoğlu olacak demişim. Bugün itibariyle ne oldu arkadaşlar? Şimdi şöyle gösterelim. Bakın Cumhurbaşkanı ile ilgili artık şeyler açığa çıkmaya başladı. Ne diyor? Bakın Yavaş ve İmamoğlu'na adaylık çağrısı diyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani biz bunu bir seneden beri söylüyorduk. İşte biz çok önceden öngördüğümüz bir olayı olması ihtimali çok yüksek olan olayı çok öncelerden tahmin edebiliyoruz. Şimdi nasıl borsada insanlar şahmat olduysa borsadakiler şimdi siyasette de şahmat geliyor. Peki ne olacak? Yani önemli mi bizim için? Tabii ki önemli. Biz yatırım yapıyoruz. Borsada paramız var. Sağda solda paramız var. Bu paralar eriyebilir. Onun için gelecekteki tahminlerimiz çok önemli. Bunu yanlış tahmin edersen arkadaşım batarsın. Batarsın. Bu kadar basit yani. İf şirketin varsa iflas edersin. Borsaya para yatırdıysan, holdingin varsa iflas edersin. Yani bu işler geçmişte hep olmuş arkadaşlar. Onun için geleceği tahmin etseydi o holding sahipleri, şirket sahipleri iflas etmezdi hiçbir zaman. Ona göre işlerin kötü gideceğini anlardı, işini değiştirirdi, satardı malını başkasına. Demem o ki biz de şu an siyasetteki şahmat olayı neymiş ona bakacağız. Şimdi olay şudur. Altılı masa toplanıyor. Aday belirleyecek. Aday belirleyemiyor. Sonra İyi Parti bir gün sonra açıklama yapıyor. Ne açıklıyor? Bakın burada haberlerde. 5 parti Kılıçdaroğlu aday olsun dedi. Yavaş ve İmamoğlu'na adaylık çağrısı yapmış İyi Parti. Noter masasında olmayacağız. Yani biz istediğimiz kişiyi oraya süreceğiz diyor. Biz sizin dediğinizi onaylamayacağız demek istedi Akşener. Şahsi hırslarla Türkiye'ye tercih edilmiştir diyor. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiş. Yani diyor ki
Siz şahsi olarak davranıyorsunuz diyor. Türkiye'nin geleceğini düşünmüyorsunuz. Dayatmalar var diyor. Bize dayatmalara boyun eğmeyeceğiz diyor. Evet arkadaşlar, şimdi böyle açıklamalar yapmış ve masa dağıldı diyorlar. Değil mi? Öyle masa dağıldı diyorlar. Muhalefet ikiye, ittifak çökmeye diyor. Şimdi arkadaşlar, olayı ben size açıklayayım. Yani olayın gelecek yönü var, geçmiş yönü var, bugünkü yönü var. Bir de gelecekteki yön, bizi ilgilendiren gelecekteki yön olayı. Gelecekte ne oluyor? Yani bu karar, İyi Parti'nin bu kararı ne anlam taşıyor? Bakın arkadaşlar, olayı senaryoya, ikiye, üçe bölelim ilk önce. İlk önce şunu, eğer Kılıçdaroğlu olsaydı, eğer olmasaydı. Şimdi Kılıçdaroğlu olsaydı ve 6 masa 6'sı birden onay verseydi arkadaşlar, seçime böyle gitseydik, Kılıçdaroğlu'nun seçilme ihtimali vardı. Ancak halk Kılıçdaroğlu'nu sevdiği için seçmiyordu. Sadece şu anki yönetimden kurtulmak için Kılıçdaroğlu'nu belki oy verecek. Yani ben olası senaryoyu anlatıyorum benim gözümden ve bu olay olduktan sonra diyelim Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı oldu. Benim gözümden 1-2 sene, 3 seneye kalmaz çok daha bugünkünden çok daha derin bir sıkıntıya girip tekrar düzen bozulacaktı. Yani bugünü arar olacaktı. Bu iş daha kötüye gidecektir. Yani şu anki halkın gözünde bir tek Cumhurbaşkanı adayı var. Halkın istediği Ekrem İmamoğlu. Evet. Ekrem İmamoğlu'nu halk istiyor. Eğer o çıkarsa oy verilecektir. O çıkmazsa yavaş yavaşa da verilebilir ama kendisini ortaya atmadığı için halkta bir tepki yok. Yani yavaş benim cumhurbaşkanım diye düşünmüyor halk. Yani İmamoğlu benim cumhurbaşkanım diye düşünüyor. Biz onun için bir seneden beri bunu dile getiriyorduk. Şimdi olay ne oldu? Eğer hani Akşener deseydi, şeye destek verseydi Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'na belki seçilecekti ama benim düşünceme göre bir iki sene içinde daha büyük bir kriz yaşayacaktık. Bu kriz Türkiye'yi çok dönülmez bir noktaya taşıyacaktı. Ben bunu düşünüyordum ve böyle olmamasını ısrarla istiyordum. Ve öyle de oldu. Şu an ne oldu arkadaşlar? Şu an Meral Akşener kabul etmedi. Şimdi Meral Akşener kabul etmediğinde ne oldu? İşte burada bütün masa şahmat oldu. Yani Türkiye şahmat oldu. Nasıl oldu şu an? Şöyle oluyor arkadaşım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali vardı. Vardı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsiyetine kazanma değil, yani insanlar onu istemiyordu. Yani zoraki, çok çok zoraki kazanma ihtimali, öyle söyleyeyim. Ama şu an Akşener ne dedi? Hayır dedi. Biz kazanması kesin halkın istediği adayla birlikte olmalıyız dedi. Zoraki bir adayla değil dedi. Ben de kendimi geri çekiyorum dedi. Halk en çok kimi istiyorsa onu göstermeliyiz dedi. Şu an yaptığı hareket Akşener'in çok doğru arkadaşlar. Yani bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimde Akşener bu çok yanlış bir hareket yaptı. Bu seçimde de çok doğru bir hareket yaptı. Olay ne oldu şimdi? Yani bir önceki seçimde işte kazanamayacağını bile bile işte Muharrem İnce'yi öne sürdüler. Mesela o zaman CHP lideri ben olacağım demiyordu. Niye? Zaten biliyordu ve atılacağını biliyordu. Siyaset dışında kalacağını biliyordu. Onun yerine Muharrem İnce'yi harcayalım dediler. Onu öne sürdüler ve siyaset dışı kaldı. Başka parti kurdu. Şimdi kazanma ihtimali olduğu için CHP lideri ben olacağım diyor. Ancak kesin ihtimal değil bu. Kesin kesin değil yani kazanma. Kesin olmadığı için ben olacağım demesi de çok yani akıllı bir iş değil. Çünkü partiler destek vermezse o altın masadaki partiler kesinlikle Kılıçdaroğlu olamaz. O zaman ne olur? Yani o zaman seçimi kazanamayacaksa Kılıçdaroğlu ve oraya aday yapılırsa 5 kişi diyelim aday yaptı, Akşener vermedi oy. Ne oldu? Kazanamadı. Ne oldu? Bu sefer parti dışında kendisi kalacak, atılacak yani. Bu sefer siyasi hayatı bitecek. Yani Akşener varsa bir ihtimal Cumhurbaşkanı olabilir Kılıçdaroğlu. Akşener ben yokum derse
kesin kes Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı da olamaz. Bir daha partide de kalamaz arkadaşlar. Bütün hayatı kilitlenir, biter. Biter yani bütün siyaseti biter. Şimdi burada ne oldu? Akşener bütün siyaseti kilitledi. Yani diyor ki ben hamle yaptığım zaman buna uyacaksın. Buna uymazsan sen hiçbir yere gelemezsin. Yine seçim kaybedersin. Çünkü Akşener biliyor. Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman seçim kazanamamış. Hiçbir zaman seçim kazanamayan birini tekrar tekrar öne sürmekle, halkın istemediği birini tekrar tekrar öne sürmekle bir kazancı olmayacağını biliyor. O işi götüremeyeceğini biliyor. Yani kazansa dahi götüremeyecek arkadaşlar. Bir iki seneye daha büyük bir kriz gelecek. Daha büyük bir sıkıntıya gireceğiz. Bunları bildiği için baştan diyor ki yani biz seçimimizi halk nasıl istiyorsa o kişiye göre seçelim diyor. Karşı tarafta bu yanıt bulmuyor ve bu şekilde geciktire 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 sıkıntı patladı şu an. Evet, şimdi ne oldu? Bütün karşı partiler yani altılı masa şu an kalan 5 masanın hepsi şahmat oldu. Yani Akşener yoksa hiçbir zaman seçilme ihtimali yok. Ve seçilemeyince de Kılıçdaroğlu şey dışı kalacağını biliyor. Saf dışı kalacağını biliyor. Şimdi bu durumda ne yapabilir? Ya Kılıçdaroğlu Akşener'in dediğine gidecek, İmamoğlu'nu çıkartacak, tamam diyecek, biz arka planda ülkeyi yönetelim, İmamoğlu başta dursun diyecek ve olayı tatlıya bağlayacak. Bunu yapamazsa kendisi de diskalifiye olacak arkadaşlar. İkisinden biri yani bu artık şahmattır yani artık bitti yani Kılıçdaroğlu için her şey bitti. Yani insanlar şunu düşünüyor yani Meral Akşener bu olayı tıkıyor. Hayır arkadaşlar, hayır öyle değil, öyle değil. Yani bu olayın önünü açacak ayrıntı bu. Yani ne olabilir? Kılıçdaroğlu aday olabilir. Meral Akşener İmamoğlu aday yapabilir. Yani iki tane aday olabilir. En çok oyu alan bir üst tura çıkar. Ve diğeri diskalifiye olur. Bu daha mantıklı bir şey aslında. Yani olması gereken de bu olur. Yani bu noktada İmamoğlu ben çıkmam derse o zaman tarihin en büyük hatasını yapmış olur. Çıkarım derse partiyle bağını koparması gerekiyor. Yani işte burada şahmat oldu. Her şey artık çizgiler ayrıldı arkadaşlar. Eskiden böyle renkler birbiri içine giriyordu. O renkler şu an keskin çizgilerle ayrıldı. Herkes tarafını seçmek zorunda. Yani bu hamle çok önemli bir hamle arkadaşlar. Bakın bu hamle AK Parti'ye yarayacak zannediyorsunuz değil mi? Hayır, AK Parti'ye yaramayacak arkadaşlar bu hamle. Yani AK Parti'yi zora sokan bir hamle oldu bu. Kesin kesin AK Parti bundan daha zor duruma düşmeyecek. Bakın önümüzdeki günler yani yaşanmaya başlasın. Eğer Kılıçdaroğlu aklını kullanıp derse ki ya ben buraya girersem kesinlikle diskalifiye olacağım. Seçilemeyeceğim ve partiden de atacaklar başarısızlık yüzünden. Ben ortada kalacağım. Onun için ben bu topa girmeyeyim. Kendimizden birini aday gösterelim. Biz ülkeyi yönetmeye devam edelim diye düşünürse büyük bir şey yapmış olur yani büyük bir düşünce ortaya koymuş olur ve konumunu güçlendirerek devam eder. Yok, sen Akşener adayını belirle, siz kendiniz gidin, biz kendimiz gideceğiz derse direkt diskalifiye olacak. Dolayısıyla arkadaşlar burada artık seçenek kalmıyor. Kimin için kalmıyor? CHP için seçenek yok. Ya kazanacaklar ya kaybedecekler. Zaten Akşener olmasa kesin kesin kaybedecekler. Akşener olursa Akşener'in dediği olacak. Yani şurada arkadaşlar dediği olacak bir kişi varsa Akşener. Eğer onun dediği olmazsa hiç kimsenin de dediği olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Onun dediği olmazsa her şey ona bağlı şu an. Dolayısıyla arkadaşlar eğer Akşener'in dediği olursa AK Parti çok büyük sıkıntıya girecek. Yani %99,5 kaybedecek arkadaşlar. %99,5 kaybedecek. Yani bunun kaçarı yok. Dolayısıyla o durumda Akşener'in dediği olduğu durumda ülkenin performansı birdenbire değişecek. İşte yatırım kanallarımız bizim o zaman değişecek. Eğer Akşener'in dediği olmayıp da işte Kılıçdaroğlu tek başına giderse,
kazanmak için işte Cumhurbaşkanlığına giderse arkadaşlar ülkeyi daha kötü günler bekliyor. Bu ne demek? Yatırımlarımızı ona göre hizaya getirin. Ülkeyi daha günler götürür. Ama Akşener'in dediği olursa ve Mansur Yavaş ya da İmamoğlu üzerinde birleşme olursa arkadaşlar o zaman hesaplarımız bambaşka olacak. Yani burada iki şık var. İki şık var. Şu an Akşener hepsini kilitledi arkadaşlar. Bütün siyaseti kilitledi. Bu kilidi açacak bir kişi var. O da CHP lideri. Diyecek ki ben hakkımdan vazgeçiyorum. İmamoğlu'nu öne sürüyorum diyecek. O kilit o zaman açılır. Onun haricinde bu kilit açılmaz. Ne olur arkadaşlar? Tekrar Cumhurbaşkanımız aday olur. Tekrar Cumhurbaşkanı seçilir. Bu şekilde devam eder. Onun için bizim burada baktığımız zaman yani herkes şahmat oldu. Yani hiç kimsenin beklemediği bir hesap vardı. Herkes şey oldu yani burada hiç kimsenin hesap ettiği bir şey olmadı. Ancak insanlar şu ana kadar konuşmalarda şunu anlıyorum. İnsanlar geleceği de göremiyor. Bir gün ötesine de göremiyor. Yani bir gün ötesinin hesabını da yapamıyor. Bu da ayrı bir şey. Dolayısıyla arkadaşlar bu noktada Meral Akşener'in elinin çok zayıf olduğunu insanlar düşünüyor. Tam tersini düşünüyorum. Her şeyin kilidi Meral Akşener'in elinde arkadaşlar. Yani İmamoğlu çıktı çıktı. Yani biz bunları şuradaki İmamoğlu yani 3 kere tahmin etmiştik. Üçünde de İmamoğlu tahmini çıkmış. Yani eğer CHP liderinde karar kılsalardı ve CHP lideri Cumhurbaşkanı olsaydı da zaten bir iki sene sürer diyorum ben. Yani yine milletin istediği kişi gelecek. Bir noktada yine bir şeyler patlayacak. Yine İmamoğlu çıkacak ön plana. Yani ileriki senelerde. Yani o CHP lideri gelse bile işler düzelmeyecek. Onu anlatmaya çalışıyorum ben size. Onun için diyorum ki ben yani uzun vadede İmamoğlu gelecek. Kısa vadede de İmamoğlu gelecek. Sen sadece şunu yapabilirsin. Birleşirsin. Kardeşim biz Kılıçdaroğlu'na onay veriyoruz dersin. Herkes Kılıçdaroğlu'nu seçerler. Bir sene, iki sene gitmeden ülke tökezler. Ondan sonra arkadaşım ülke tökezledikten sonra bir daha seçimler olur. Bu sefer yine değişir. Yani biz bugünü bakmıyoruz. Seneye de bakmıyoruz. İki sene sonrasına bakmıyoruz. Biz uzun vadeli baktığımız için arkadaşlar bu işleri bu şekilde bakıyoruz. Yani bizim burada yaptığımız tahmin önemlidir. Tahmin önemlidir. Bizim burada yaptığımız tahmin önemlidir. Yani böyle çok basit bir tahmin yapmıyoruz. Onun için insanların ne düşündüğü, insanların kime yakın olduğu, insanların ne istediği bunlara bakıyorsun ve anketlere de bakıyorsun ve en sonunda karar veriyorsun. Diyorsun ki yani bu olsa olsa bu kişi olur diyorsun. İmamoğlu olur diyorsun. Hadi Mansur Yavaş olur diyorsun. Ama muhalefet lideri Kılıçdaroğlu çok kez seçim kaybetti arkadaşlar. Hangi seçimi kazandı ki yani insanlar vermek istemiyor. Ondan dolayı bizim şeyimiz bu yönde. İnşallah hayırlısı olur. Kim gelirse hayırlısı olur. Ancak bugün de görüldüğü gibi yani bu tartışmalar, bu gerilimler borsaya negatif yansıyor arkadaşlar. Biz para kaybetmeye devam ediyoruz. İnşallah hayırlısı olur diyelim. Herkese iyi günler.